Japonya'da insanlar uzun süre sağlıklı yaşarlar. Japonya dünyanın en uzun yaşam beklentisine sahip bir ülke. Ortalama yaşam süreleri 81,5 yıldır. Araştırmalara göre erkekler 77,8 yıl, kadınlar ise 85 yıl yaşıyor. Ayrıca birçok asırlık insanlar da var. Önemli olan sadece genler değil, çünkü batıya taşındıklarında tıpkı batılılar gibi daha sık hastalanırlar. Japonların ana vatanlarındaki uzun yaşamalarındaki kilit rolün diyet tarafından oynandığına inanılıyor. Öyle kolay da kilo almazlar. Diğer taraftan çalışkan insanlardır. Çok aktiftirler. Bu gerçeği de göz ardı etmemek gerekir. Japonlar ne yer? Tipik bir Japon diyeti, bitkisel gıdalar ve balıklardan oluşuyor. Fark edilmesi kolay olan şeyler. Japonların diyetinde çok sayıda balık olduğudur. Haftada 7 defa kadar balık tüketirler. Japonlar dünya nüfusunun %2'sini oluşturur. Buna rağmen dünya balıklarının %10'unu yerler. Balıklar bilindiği üzere çok fazla omega-3 yağ asidi içerir. Bu nedenle Japonların kanındaki varlıkları ülkemizden çok daha fazladır. Bu daha az kötü kolesterol, daha düşük ateroskleroz ve kalp hastalığı insidansı ile sonuçlanabilir. Düşük kırmızı et alımı nedeniyle Japonların kansere yakalanma olasılığı daha düşüktür. Diyetlerini biraz daha düşünürsek Japonların çok fazla sebze ve meyve yediklerini görürüz. Japonlar özellikle sebzeleri severler. Bu yüzden bir öğünde birkaç çeşit sebze bulunur. Kahvaltıda genellikle salata veya sebze çorbası yerler. Pirinç onlar için vazgeçilmez bir tahıldır. Hemen hemen her öğünde ve hatta kahvaltıda küçük bir kase pirinç servis edilir. Pirinç mi yoksa ekmek ve buğday unundan yapılan çeşitli hamur işleri mi yemenin daha iyi olduğuna kendiniz karar verin. Japonya'da geleneksel çay içmeyi ihmal etmemeliyiz. Çünkü bu çaylar antioksidanlar içerir, sindirime yardımcı olur ve enerji seviyelerini yükseltir. Japonlar neden şişmanlamıyor? Japonlarla ilgili ilginç olan bir diğer şey ise obezite oranının dünyadaki en düşük oran olmasıdır. Birçoğu bunu genlere bağlıyor. Ancak bazı bilimsel çalışmalar genlerin anahtar bir rol oynamadığını gösteriyor. Japonlar batılı yaşama tarzının ve beslenme düzeninin beslendiği ülkelere taşındıklarında fazladan kilo almaya başlıyorlar. Böylece yine diyetten bahsettiğimiz kısma geliyoruz. Açıkçası herkesin uzun yaşamak ve güzel görünmesi için sushi yemesi gerekmiyor. Fakat ne yediklerine, nasıl yediklerine ve hangi miktarda yediklerine dikkat edebilirler. Japonlar kaliteli, dengeli yiyeceklere ek olarak daha düşük, daha küçük porsiyonlarda yerler. Gerçekten ihtiyaç duyduklarından fazla yemezler. Japonya'da yemekler büyük tabaklar yerine daha küçük kaselerde servis edilir. Yavaş yavaş ve zevkle yerler. Geleneksel olarak Japonlar yemek çubuklarını kullanarak yerde yemek yerler ve bu nedenle yemek tüketme süreci çok daha yavaştır. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basarak, yorum yazarak ve videomuzu paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Ha bu arada abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.